bilgi kargaşası yaşanabilmektedir. Bu kargaşanın makul karşılamak gerekmektedir. Çünkü şişmanlık ameliyatıyla tipik şeker ameliyatında bahsettiğimiz konular arasında bazen ilişkiler kurulabilmektedir. Ancak ve ancak tipik şeker ameliyatı için geliştirilmiş olan ileal interpozisyon ameliyatı diğer şişmanlık ameliyatından farklılık göstermektedir. Çünkü tipik şeker hastalarının %80'i şişmandır, evet. Ama %20'si de hafif fazla kilolu ya da normal kilolu'dur. Bu normal kilolu ve hafif fazla kilolu insanlarda dahi tipik şeker ameliyatı etkinlik gösterebilmektedir. Aksi takdirde şişmanlık ameliyatını tipik şeker ameliyatı gibi göstermek makul karşılanamaz. Çünkü şişman olmayan hastalarda şişmanlık ameliyatını gerçekleştirmek mümkün olamamaktadır. Tipik şeker ameliyatı, yani ileal interpozisyon, şişman olmayan hastalarda da uygulanabilmesi açısından üstünlük göstermektedir. İleal interpozisyon ameliyatı diğer şişmanlık ameliyatları ya da şekere etki ettiği ifade edilen ameliyatlardan farklı olarak ne protein, ne yağ, ne de vitamin metabolizmasında eksikliklere ya da problemlere neden olmaz. Herhangi bir emilim bozukluğu yaşanmaz. Bu özelliğinden dolayı diğer ameliyatlardan farklılık arz eder.